Milliyetçi Hareket Partisi Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç'un geçtiğimiz ay vefat etmesiyle boşalan ilçe başkanlığı koltuğuna yönetimde bulunan Erkan Canözü atandı. 1984 Ankara doğumlu olan Canözü, 2007 yılından itibaren Karabük ilinde eczacılık mesleğini icra etmekte. Koronavirüs vaka artışında Karabük en yüksek iller arasında. 4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan iller arasında 4. sırada yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız, dedi. Karabük'te Nene Hatun Anaokulu'nda meydana gelen hırsızlık olayında 7 adet dizüstü bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrası yapılan incelemeler, çevrede yapılan araştırmalar ve kamera kayıtları neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen toplam 3 şahıs yakalandı. Yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Safranbolu Kristal Cam Seyir Terası'nda aylardır yaşanan susuzluk artık rezalet boyutuna ulaştı. Her gün yüzlerce yurt içi, yurt dışından yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine uğrayan Safranbolu Kristal Cam Seyir Terası'nda yaşanan su kesintisi problemine bir türlü çözüm bulunmuyor. Karabük İl Özel İdaresi'nin yetki alanında olan Kristal Cam Seyir Terası'na gelen yerli ve yabancı turistlerin karşılaştığı susuzluk problemi, Safranbolu turizminin dışarıya karşı imajını zedelemeye başladı. Ziyaretçilerin yanı sıra işletmecinin de yaşadığı su kesintisi mağduriyetinin bir türlü giderilmemesi, bu ayın sonunda işletmeci sözleşmesinin süresinin bitmesine bağlanıyor. Karabük İl Özel İdaresi'nin bölgedeki su probleminin en kısa sürede çözüme kavuşturulması bekleniliyor. Karabük'te 2021-2022 eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenen İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından 100. Yıl Kültür Merkezi'nde devam eden İlköğretim Haftası kutlama programına Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Keskin, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kardemir arasında imzalanan ikili mesleki eğitim uygulamasının açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Düzenlenen törene Kardemir Genel Müdürü Necdet Utkanlar, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kardemir yöneticileri, Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Ahmet Çelebi ve öğrenciler ile veliler katıldı. Kardemir'in düzenlediği beceri eğitimi sınavları ve mülakatlarda başarılı olan 30 öğrencinin ünite çekişleri ve Kardemir yemini etmesiyle devam eden program öğrencilere hediyelerin verilmesi ve hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu. Karabük'te ikinci el beyaz eşya dükkanında meydana gelen hırsızlık olayında iki şüpheli gözaltına alındı. Sökonu olan eşyalar ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler hakkında da gerekli işlemler yapıldı. Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, bölge toplantısını Safranbolu'da yaptı. Orta ve Batı Karadeniz bayilerinden 8 bayi Safranbolu'da bir araya geldi. Son yıllarda büyük beğeni toplayan Pasaport Pizza'nın bölge toplantısında, ülke genelinde Pasaport Pizza'yı insanların sevdiğini ifade eden Genel Müdür Mükremin Özdemir, bu sayede Türkiye'nin en itibarlı yerli pizza markası unvanını kazandıklarını belirtti. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Beştepeler mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.